Evet, iyi akşamlar. İlk önce merak ediyorsunuzdur Mithat'la alakalı durumu. İsterseniz ondan başlayayım. Mithat bileğinde bir kırık şüphesiyle şu anda hastanede tetkikleri yapılıyor. Bakalım inşallah minimum derecede kötü bir sonuç gelir en azından. Umudumuz o. Ama ilk tetkikler çok da iç açıcı değil açıkçası. Onu bekliyoruz. Maça geldiğimiz zaman yani ilk yediğimiz gole kadar dengeli bir maçtı. Galatasaray bir korner dönen topunda güzel bir gol attı 1-0. Daha sonra bir gol daha yedik. Oyuna tutulmaya çalıştığımız anlarda golü bulduk. Acaba oyuna tutunabilir miyiz, tekrar girebilir miyiz dediğimiz anlarda gol yemeye devam ettik. Bu hem 2-1'den sonra hem 4-2'den sonra bize umutlanma şansı bile vermedi. Bugün savunma anlamında ikiye ayırabiliriz. Bir topun arkasında savunma yaparken de iyi değildik. Kaybettiğimiz toplar sonrası geri dönüşler, toparlanma ya da eksik adamla yakalanırken kritik müdahalelerle Galatasaray ataklarını sonlandırma anlamında da bir şekilde iyi savunma yapamadık. Top bizdeki anlar bir şekilde uğraştık, üretmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Belki o bir noktada kabul edilebilirdi ama çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yaptığınız zaman yenilgi kaçınılmaz olur. Bunun üzerine bir şekilde kalemize gelen topların da büyük bir yüzdesi gol olunca da bu mağlubiyet ağır bir skor halini alır. Evet, kötü bir skor. Camiamızdan özür diliyoruz. Kötü bir performans sergiledik. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Ben de burada olmaktan elbette çok mutluyum. Bugün günlerden siyah beyaz. Beşiktaş Spor Kulübümüzün, İstanbul'umuzun en güçlü markalarından birisi olan, hatta üç markadan birisi olan diye ifade edeyim. Kulübümü ziyaret ettim. Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz 5 yıl hem de bundan sonraki 5 yıla dönük kulüplerimizle olabilecek işbirliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin bizdeki duygularını diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi Beşiktaş kulübümüzde de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla buradayız.